daha yüksek oranlar sadece İddia Bayileri ve iddia.com'da. En kral program Hızlı ve iddialı başlıyor. Voley ekranlarından herkese merhabalar. Bir kez daha Hızlı ve iddialı programıyla karşınızdayız. Uğur Karakulukçu, Ali Ece ve ben Deniz Irmak Kazık. Uğur'un soyadını söylerken bir an zorlandım gibi oldu. Ama yani daha dakika bir gol bir ya. Yani kendi hocam, kalene gol atıyorsun bir dakika ya. Ama sen yurt, moderatörsün ya. Yurt dışında söylemeye çalışanlar oluyor falan böyle. Söyleyemeyince falan. Hakikaten... Kral rahat oluyorum. Türkiye'de de söyleyemiyorlar. Zaten. Niye bir dakika? Jamie bugüne kadar soyadınla alakalı, adınla alakalı duyduğun yabancı. Çünkü meslektaşlar çok paslı. Sen de bugün daha galiba Norveçli arkadaşımıza bir şey geçti. En şaşırdı. Mükemmel söyleyen bir İtalyan var. İlk defa baktı Karakullukçu diye. Karakullukçu. Onu söyleyeceğim. Öyle de değil ya. Bayağı Türk evet, gibi. Karakullukçu diye söylemiş. Yatkın herhalde. Dedim. Kolay sen abi. Sen ne ayaksın dedi. Nasıl söyledin? Nasıl ya? Yani söylemesi daha şaşırtıcı. Benimki yani zor oğlum. Söyleme değil de. Zor yani herifler Edge falan diyor mesela havalimanı. Mr. Edge diyor diyorum. Aa U2'nun gitarcısı Edge. Benzetti herhalde falan. Ama o kadar yaşlı değil. Benim Irmağan tabii söylenme ihtimali yok. Ama senin sesi zaten babalarda. Ama senin şey kolay ya. Soyadın kolay. Ya soyadı evet soyadı kolay. UK yani sonuçta Kaz, gidince. Kaz UK. Hey Kaz. Şeyde öyle mi diyorsun? Orta hazırlıkta bir hocam vardı abi. Adımı söyleyemiyordu. Dedi ki ben sana bundan sonra bütün sene boyunca Erik diyeceğim dedi abi. Niye Erik diyor abi? İsim koydu ve... Tabii adımı... Bu arada bir şey söyleyeceğim. Adını eksik söylüyor. Sani adını bir kere yani İngiltere'de zorlanmazlar. Birinci adını kullanırsan Kazım gibi. Kazım. Evet, aa, doğru Kazım Irmak Kazık yani. O dönemler öyle bir hikaye olsaydı. Tabii Kazım. Kık. Vay be. Kazım yokken biz vardık. Aleyci. Biliyorsun şimdi milli takıma yeni seçildiği zamanlar ya da biraz öncesinde ve Sheffield United'da oynuyor. O zaman alt ligde ve adamlar işte espri tezahüratı seviyor ya. Hani mesela süper yıldız oyuncu için yapılır. There is only one Steven Gerrard. Hmm. Sen yapmışsındır kesin. İşte there is only one Ronaldo tabii, falan filan. Aynen Suarez'leri onları herkese. There is only one. Babalara. Sheffield United'ler de there is only one Colin Kazım Richards. Diye. There is only two Kazım. Hayır. Niye bak. Niye? Önce diyor ki there is only one Colin Kazım Richards diyor. Niye? Hani bir daha yani o isimle oyuncu olmayacak diye. Hem Colin hem Kazım hem Richards. Kazım. Sonra da Kazım olunca da aynılar. There are two Kazım Richards. Ya çok iyi ya. Ben onu röportaj yapmıştım WhatsApp'ta. 45 dakika konuşmuştum. WhatsApp'tan. WhatsApp'tan o Brezilya'da oynuyordu o zaman. Corinthians'ta. Evet oraya gitmişti. Şimdi altlıklarda falan İngiltere'de takılıyordu. Yani. Oğlum süper kariyeri var. Fenerbahçe, Galatasaray, Celtic, Corinthians. Bir Meksikası mı var mı? Garip bir ülkesi var arada falan. Abi, sadece Brezilya'da oynadı ya. Sokrates'le aynı takımda oynadı. Alex'le aynı takımda oynadı o dönemde. Aykut Hoca dönemiydi galiba. Aykut Hoca'ya çalıştı değil mi tabii o? Hı? Fenerbahçe'de. Sanki Aykut Hoca'yı diyorum. Benim muhabir çok iyiydi işte. Muhabir takımda da iyiydi. Ya işte ondan evet o dönem iyiydi. Ondan sonra hocalar değişti falan. Onun bir kafa gitti geldi falan ya böyle bir film kayış koptu bir. Evet. Aynen Derby County'de şimdi. Derby County'de mi? Hmm. Rooney çalıştırıyor değil mi? Derby County. Ya ben bir maç çalıştırıyordu hala dönüyor. Pachuca tam Meksika'ya gitmiş bak. Veracruz. Tam aslında bir ona Pachuca göre. Pachuca bunlar hep Meksika. Muhabir olduğum ben dönem. Ben böyle arabasına binmiştim ilk geldiği Kazım, zaman. Kazım. Ben de İlhan Mansız'ın arabasına indim. O zaman smart kullanıyor. Sen İlhan Mansız'ın mı? Tabii o Samsun'dan Galatasaray'ın Beşiktaş'a mı hangisine gidecek gelecek hikayeleri vardı. Biz de NTV'deyiz o zaman. NTV'de staj yaptığım dönem Murat Kosova'nın Futbol Net'i hatırlar mısınız? Evet. Aynen. Çarşambaları çok epik bir programdı yani. Her hafta bir futbol adamı, hocası futbolcu. İlhan Mansız'ı getirdiği zaman aynen, İlhan Mansız'ı... hazırladığınız videoda Born to be Wild çalıyordu. Steppenwolf'tan. Onu hatırlamıyorum ama işte o program günü ben de stajyerim. Dediler ki İlhan geldi Maslak'a. O zaman Maslak'ta ya bina. Ha. İşte Maslak ışıklarda sen onu oradan alsana tamam mı? Yani benim için tabii muazzam bir şey abi stajyerim. Koşarak gittim. Bekliyorum baba herhalde Batmobile gibi bir şey gelecek. Smart'la geldi. Ha, abi dedim ben bunu nereye bineyim de seni götüreyim kanı. Ama böyle bak gerçekten böyle Colin Kazım ilk geldiği zaman böyle hani sonuçta bir geçiş yapıyor ya. Kıbrıs Türk'ü bir ailenin evladı oluşturduğundaki oyunu. İngiltere'de büyüyor. Ama hiç Türkçe bilmiyordu o zaman. İşte yavaş evet, yavaş öğrenmeye çalışıyordu falan. Ama zaten yine bilmiyor ki ben röportaj İngilizce yapmışım. Ben şimdi çocuğun tabii. İyi... Gerçi bilmiyor demeyeyim de konuşmuyor. İngilizceyi daha tercih iyi konuşuyordum. Etmiyor, evet, daha. Ya ben de İngilizce konuşuyordum onunla yani. Milli takım kampı Fatih Hoca da çok şey... Hocam sen İngilizceyi bugün yazdın işte haberi yukarıda gösterdin. Ne yap çatır çatır sen yardırmışsın zaten. İngilizce? Hı-hı. O Norveçli gazeteciye gönderdi. Evet evet. Sağ ol teşekkür ederim. Ya neyse o zaman da hani böyle işte Fatih Hoca da şey yapıyor. Milli takımda hani diyor ki ya bu çocuğun bazı yetenekleri var. Biz bundan uzun süreli... faydalanmak için bunu tam takıma adapte edelim falan işte. Colin Kazım dedi ki ben hayatımda ilk kez birden böyle acayip böyle çekiniyorum dedi. Kimden? Fatih Terim'den dedi. İşte bu şey oynamayı falan çok seviyor o zaman. PES oynamayı falan filan acayip seviyor. Mesela diyor ki abi sence böyle hoca kızar mı? Vallahi performansın düşerse her şekil kızar dedim.
İyi tamam o zaman ben daha az oynayayım falan filan. Böyleydi yani çok böyle adapte olmaya çalışan bir çocuktu da. Abi bak şimdi o büyük kulüplerde oynadıktan sonra sorun orada başlıyor. Birden geliyorsun ya mesela sırf İngiltere'den gelen Türk futbolcu da değil. Yani Almanya'dan gelen anne baba Türk futbolcudan da oluyor. Türkiye'ye Türkiye olup göç etmiş Almanya onlarda da oluyor. Abi ortama girme milli takıma şuradan geleceğim. Şimdi Hakan Çalhanoğlu. Abi hem Milan hem Inter'de oynayan kaç oyuncu var? İkisinde de çok iyi oynayan kaç oyuncu var? Zlatan İbrahimovic var. Yani bütün iki kulübün tarihinde 8-10 sayarız maks. Abi bir Türk oyuncunun ikisinde birine oynaması, birinden diğerine transfer olması bence çok değerli bir şey. Pirlo var. Seedorf. Pirlo var. Seedorf var. Abi bunlar yani orta saha yapıyorsun. Gelmiş geçmiş en iyi orta sahayı yapıyorsun Milan'da. Zaten Pirlo, Seedorf, Kaka öyle yapıyorsun yani. Yani ben sana Seedorf, Kaka diyorum. Sen bana Colin Kazım diyorsun. Şuna gelelim. Kazım. Şöyle bağlayacağım. Şimdi mesela Norveçli gazeteciyle ben en çok neyi konuşmaya çalıştım? Ya dedim hani sizin takımınızın yıldızı kim? Ya sizce en iyi oyuncusu kim? Saydım birkaç isim. Dedim ki ya Hakan Çalhanoğlu da Stefan Kuntz yönetiminde aynı kulüp takımlarında İtalya Serie A'daki kadar yüksek performans sergileyecek diye bekliyorum. İstiyorum da bunun olmasını. Yani hep mini takımda öyle bence toplamda kötü falan oynamıyor Hakan Çalhanoğlu da Inter ve Milan'daki kadar da çok çok iyi oynamıyor diye onu yazdım. O senin dikkatini çekti değil mi? Yani Stefan Kuntz da sonuçta çok teknik direktörünün önce Türkiye'ye gelmiş olması, 95 yılında hani gelmiş olması, nerelerden geçildiğini, görüldüğünü. Hakan Çalhanoğlu da sonuçta Almanya'da yetişmiş bir oyuncu. Hani bir Türk oyuncunun adaptasyonda taktiksel açıdan değil sadece. Bütün böyle takımda tabii ki bir taktiksel açıdan da. Bence Hakan Çalhanoğlu da mesele taktiksel açıdan. Yani Fatih Hoca zamanında da vardı ya, hocam Leverkusen'da orada oynamıyor. Bu yok diyor, Leverkusen'da da orada oynuyor diyor. Leverkusen'da Schmidt çalıştırıyordu değil mi? Roger Schmidt çalıştırıyordu. 4-4-2 oynuyorlar ama iki kanat gibi değil. 4-2-3-1'in kanadında oynuyordu. Ama yani direkt kanat değil. Bayağı iç forvet gibi oynuyordu. Milli takımda ya, nasıl kullanılıyor falan. Çok önemli meseleler bunlar. Ya Hakan'ın şöyle bir durumu var. Yani adama... Yani Süperman olmadığı sürece zaten bu milli takımda başarılı olmak çok kolay değil. Şeyde turnuvadaki maçları hatırlarsanız... Hakan neredeyse stoperlerin hemen önüne gelip top almak zorunda kalan bir oyuncuydu. Böyle bir 10 numara kullanımı var mı yani? 10 numaranı bu şekilde kullanırsan doğal olarak ileri gidip bir de ileride çoğalıp orada pas trafiği kurabilmesi de mümkün değil. Ya orada adamın topla buluşup orada dağıtması lazım ama sen diyorsun ki biz çıkaramıyoruz geriden. Sen gel savunmanın önünden al ya. Şimdi adam görevini yapıyorken ben niye gol atmadı, asist yapmadı diye de açıkçası Hakan'a turnuvada bir şey diyemem. Kaldı ki bu milli takım Euro Avrupa Şampiyonası biletini rahat alırken de en iyi oyunculardan biriydi. Kesinlikle. Hemen hemen her maçta gol katkısı, asist katkısı hatta Norveç'i yendiğimiz maçta da çok iyiydi. Savunma tarafında da çok çalıştı mesela hiç görmediğim zaman. Yani şimdi ben adama haksızlık yapmak da istemiyorum. Yani zamanında yani kariyerin ilk döneminde biraz hani verimsiz bir durumu vardı ama yakın dönemde hem kulüp takımında hem de milli takım gerçekten takım halinde oynayabildiği dönemde milli takımın da katkısı vardı. Ama şey olarak yani bir düşüş yaşanıyorsa ve taktiksel olarak parçalandığın zaman bazı oyuncular sırıtıyorsa bunu da sorgulamak lazım. Nuri Şahin Bundesliga'da yılın oyuncusu seçildi. Milli takımda burada, verimsiz kalıyordu. Yani milli takımda ya yedekti ya oynadığı zaman bu adam ne alaka deniyordu. Ama bu adam da Nuri Şahin yani. Belki Dortmund tarihinin en iyi oyuncularından bir tanesiydi kendi rollerinde ve dediğim gibi Bundesliga'da yılın oyuncusu seçilmek hiç kolay bir şeydi. Bunları yapmış adama burada neler yapıldı? Tabii artık hani biraz fiziksel olarak da gerilediği bir dönemden. Şu günden bahsetmiyorum ama kariyerin ilk çıkış yaptığı dönemde de faydalanamadık. Kimden faydalandık? O konuda da hani çok da Hamit örnek Altın yok. Hani Hamit de öyle bir joker ki her yerde yani zaten tutkal gibi bir adam. Oradaki Yıldıray'dan da bir yıl faydalandı. Ama olsun Dünya Kupası ya işte hani. Oraya gitmemizde de biliyor musun? Dünya Kupası'na böyle katılma hakkını kazanma sürecinde de acayip faydalandık. O böyle playoff'ta işte Avusturya'ya yorulup yağdığımız maçlar falan şey, acayipti yani. 20 yıl önceden verebiliyoruz. Yani, işte. Almanya yurt dışında yetişmiş bir oyuncu gelip de bizim milli takımımızda katkı sunması gerçekten çok zor bir şey. Ben o yüzden tercih yaparken de çocuklara şey de diyemiyorum yani. Ben de hiçbir zaman hani sen niye seçmiyorsun? Almanya'yı seçme, Türkiye'yi seç demek biraz hani futbol açısından mantıksız. Yani duygularıyla seçenler oluyorsa ki Hakan bunlardan biri. Ya bunu bir ayırmamız lazım. Hani bazı oyuncular hani haksızlık etmeyelim. Gerçekten hem Almanya hem Türkiye tarafından istenip de Türkiye'yi seçen çok çok nadir oyuncu. Ayrıca Hakan Çalhanoğlu bayağı bir Alman milli takımında oynayabilirdi de. Aynen. Tabii. O dönemki çıkışta Nuri çok isteniyordu. Hamit Altıntop keza. Ya burada hani bu oyunculara bir istisna gözüyle bakıp onlara değer vermemiz lazım.
Tabii ki hani Almanya'da oynayamayıp burada gelip oynayan birçok kişi var. Eminim onların da şeyde duyguları var ama ben şeyde biliyorum yani. Bekleyeceğim Almanya'yı şu zamana kadar, gelmezse kabul ederim diyeni ben biliyorum yani ve milli takımımızda bayağı oynayan oyuncular bunlar. Hakan Çalhanoğlu eleştirecek bir şey değil bu ya. Eleştirecek yani değil ama öbürü takdir edecek. Yo tabii tabii ama bak, iki fotoğrafa mı bakıyorsun hani. Hani burada şey önünde iki tane şu da varken şu da varken bunu seçen var. Bir de bu gelmezse bunu seçerim diyen var, bunu seçen var. Ben bu mantıklı bir şey ikincisi ama birincisi bu adam gerçekten bunu istiyor. Türk milli takımına gelip isteyen ben Hakan Çalhanoğlu'nun bunu yaptığını bile isteye takımda saçma sapan oynuyorken gel stoperlerin önünden top al deniyorsa adama ve alıyorsa ve dağıtmaya çalışıyorsa çaba gösteriyorsa yani gol asist yapmaması beni çok ilgilendirmiyor açıkçası. O takımın problemi demektir ki zaten Şenol Hoca'nın problemi olduğu da çok net gözüküyor. Daha yüksek oranlar sadece iddia bayileri ve iddia.com'da. En kral program hızlı ve iddialı devam edecek.